Değer dostlar, mutlu insanlar şehri Kırklareli'den, Yörükbayır köyünden hepinize selamlar, saygılar. Son videodan bugüne bir haftadan fazla zaman geçti. Beni sağlığımdan artık endişe etmeye başlayıp da arayan soran tüm dostlarıma da ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi daha fazla endişelendirmemek için kısa da olsa yaşadığımı göstermek, her şeyin yolunda olduğunu göstermek için kameramı bir açayım dedim. Aslında büyük bir fırsat bulamadım bunun için ama artık bu kadar soru ve şey gelince, aranma gelince artık dedim ki kısa da olsa bir video paylaşmak elzem oldu. Değerli dostlar, biliyorsunuz koyunculuk yapmak üzere buradayız. Bunun için hazırlık yapıyoruz. Siz de artık iyice sabırsızlandınız. Bu koyunlar ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye soruyorsunuz. İşte bu koyunların gelebilmesi için hazırlıklarımızı yapıyorduk ve bu hazırlıklar için yapılması gereken en büyük adımlardan bir tanesine bu hafta itibariyle başladık. Dolayısıyla bu yoğunluktan ötürü de kameramı açma fırsatım olmadı. O şansı yakalayamadım. Şöyle ki hemen arkamda gördüğünüz zaten dikkatinizi hemen çekmiştir. Bakın artık çatıdaki o kırık kiremitler artık yerde. Şeyleri de kiremitle değiştirmedik. Köpüklü ondilin kullanarak çatılarımızı yeniledik. Bu şekilde. Şu burası biliyorsunuz ev kısmımız. Burası ahır L şeklinde böyle devam ediyor. Şimdi evim ve şeyin ahırın yarısı bitti. Şu an ustalarımız diğer yarısında çalışıyorlar. Şöyle biraz daha geleyim bakayım ustaları görebileceğiz mi? Diğer tarafa geçmiş ustalar yol tarafına. Şimdi herhalde birkaç güne de burası biter diye tahmin ediyorum. Değerli dostlar, dediğim gibi hayvanların gelebilmesi için koyuncuklarımızın, kuzucuklarımızın yapılması gereken işlerimizin en büyüklerinden bir tanesi buydu. Çok şükür başladık ve bitirmek üzereyiz. Tabii işlerimiz sadece çatıyla sınırlı kalmadı. Malumunuz ben hep buradayım ve ufak tefek işlere devam ediyorum. Şöyle ahırın içine doğru bir girelim. Tavuklarımızın yanına doğru bir girelim. Bakalım neler yapmış bu Emin Çavuş. Değerli dostlar, önceki videolardan biliyorsunuz şu an tavukların durduğu yer geçici olarak yaptığımız kümes ve bu ahır sisteminde orası normalde samanlık. Dolayısıyla orada da bir su tesisatı yoktu. Ben de taşıma suyla değirmen dönmez hesabı oraya şuradan şey çekip tesisat çekip kümesin dibine kadar hatta içine kadar bir su tesisatı getirdim. Artık oraya da bir hortum bağladım. Artık şeylerin tavukların sularını vermek çok daha kolay oldu. Şimdi burada teraziye görünce aklıma geldi. Değerli dostlar, bu geçtiğimiz hafta boyunca yaptığım işlerden bir tanesi de tavukları tartmak oldu. Tavukları neden tarttık? Şimdi hatırlarsanız veteriner Nihat kardeşim gelmişti. Onun tavsiyesi neydi? Tavuklar yumurta yemine geçmeden önce, besi yeminden yumurta yemine geçmeden önce ortalama 1600 1800 gramlara gelmesi gerekiyor demişti sanırım. Yani gerekiyor derken tavsiye edilen. Neden? Çünkü erkenden yumurta yemine geçilirse tavuklar gelişimini tamamlamadan yumurtlamaya başlarlarsa o büyümesini istediğimiz, daha karlı olduğunu düşündüğümüz o büyük yumurtalar olmaz. Yani tavuk küçük kaldığı için yumurtalar da küçük kalacak. Dolayısıyla tavuklarımızı tarttık. İstediğimiz gramajların biraz altındaydı. 15 günün sonunda bir 15 gün daha piliş geliştirmeyle devam ettik. Bugün bir ayı doldurduk ve bugün fırsat olursa teraziyi hazırladım. Tekrar tavuklarımızı tartacağız. İnşallah istediğimiz gramajlara gelir. Yumurta sayısı olarak da yine eğer tartamıyorsak söylenilen neydi? Yumurta sayısı tavuk sayısının %5'ine ulaşıldığındaydı. Ama biz çok şükür %25'ini dahi geçtik dün itibariyle. Dolayısıyla
Ben yine de garanti olsun diye bugün bu şeylerin, tavukların ağırlıklarını bu terazi vasıtasıyla bir ölçüp bakacağım. Şimdi kümese doğru bir girelim bakalım. Değerli dostlar, kümesimizde birkaç değişiklik, hatta üzerine yenilikler yaptım. Kameramı hemen şöyle çeviriyorum. İlk dikkatinizi çeken şey belki bu soba olacaktır. Şimdi değerli dostlar, havalar iyice soğuduğu için, gerçi birkaç gündür böyle 20 derecenin üzerinde pastırma sıcakları var. Dolayısıyla çok gerek kalmadı soba yakmaya. Ama ihtiyacımız olacak. Böyle bir soba ayarladık burası için. İçerisinin daha fazla sıcaklık vermesi amacıyla da ben bu boruyu böyle kümes boyunca uzattım. Buradan çıkardım. Taktuk seslerini duyuyorsunuz şu an. Ustalar tam bizim üstümüzde çalışıyorlar. İnşallah sesim de size iyi gelecektir. Diğer yaptığımız değişikliklerden bir tanesi de değerli dostlar, folluklar. Hem sayıyı arttırdım hem de folluklar için kullanmış olduğum kasaları değiştirdim. Çünkü özellikle üstteki kasalara giriyorlardı tavuklar, ama orta ve alt kasalara girmiyorlardı. Sonra dedim bu işte bir anormallik var, sebebi nedir diye düşündüm. Şöyle tavukları iyice bir gözlemlediğimde kasaların ufak geldiğini fark ettim. Yine sağ olsun Coşkun kardeşimizin ayarlamış olduğu kasalarla, daha büyük kasalarla onları değiştirdim. Ve hiç artık yere yumurtlama olayı sıfıra indi diyebilirim. Tabii buna ek olarak da bir değişiklik daha yaptım, bir yenilik daha yaptım. Onu da söyleyeceğim. Sobaya dönünce aklıma geldi değerli dostlar. Bakın biraz önce hala aynı tavuk sobanın üzerinde. Bu sobayı kurduktan sonra, bu tavuklar malumunuzdur, böyle hep bir şeylerin üzerine çıkmaya çok meraklılar. Gözleri hep yükseklerde. Bak şimdi sobanın üzerine çıkmış, hala yukarılara bakıyor. Yani fazlasıyla hep böyle sobanın üzerine çıkacaklar. Hatta ben sobayı yaktığım zaman acaba üzerine atlarlar mı diye düşünüyordum. Yani mutlaka çıkarlardır diye tahmin ediyordum. Ama şimdi gördüğünüz gibi gün içerisinde ya bir ya iki defa böyle bir atlayan tavuk oluyor. İki sefer de yaktım. Yakar yakmaz bir tane tavuk atladı. Özellikle ona hiç ilişmedim. Dedim bakalım ne yapacak. Soba ısınmaya başlar başlamaz atladı. Bir daha üzerine çıkmaya yeltenen hiçbir tavuk olmadı. Yani benim tahmin ettiğim gibi rağbet göstermediler, çok şükür sobaya. Çünkü eğer sıcakken de sobanın üstüne atlamaya kalkışırlarsa ne olur ne olmaz diye etrafına bir güvenlik tedbiri alacaktım. Zaten küçük olan kümesimiz daha da küçülecekti. O yüzden böyle bir şeye gerek kalmadı. Değerli dostlar, hep söylüyorum, hayvancılığın hangisini yaparsanız yapın, gözlem çok önemli. O yüzden ben yarım saat arayla belki de kümese girip çıkıyorum. Hala daha tavukları gözlemliyorum, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Yumurtlamalara yeni başladıkları için yumurta kırılmalarının, yumurta yemelerinin de önlerine geçebilmek adına maksimum yarım saatte bir zaten kümese giriyorum, yumurtaları topluyorum, ortalık ne durumda diye kontrol ediyorum. Şimdi bakın şurada hatırlar mısın şu kapı için yapmış olduğum çerçeve? Bu çerçeveyi çıkartıp kenara koyuyorum. Bu şeyin arkasına bir tane kasa koymuştum. Bakın şuradan kenarı görünüyor. İçinde de şu an bir tavuk var. Sanırım büyük bir ihtimalle yumurtlamak için oraya girdi. Ben onu rahatsız etmek için fazla yaklaşmıyorum. Ben o kasayı orada unutmuşum. Havalarda böyle geçen hafta bayağı bir yağışlı gitti. Hiç kapıyı açma şansım olmadı. Dolayısıyla o kasayı da orada unuttum ben. İçine de birkaç tane çuval koymuştum. Sonra aklıma geldi, o kasayı oradan alayım dedim. Baktım ki içerisinde bir sürü yumurta birikmiş. Sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Bakın şu çerçevenin altına çuval gerdiğim için orası böyle bir, nasıl diyeyim, farklı bir alan, daha böyle
güvenlikli, hafif gizli bir alan gibi olduğu için sanırım tavuklar oraya rağbet ettiler diye düşündüm. Hani hep anlatılıyor kümeslerde kolluklar en böyle kuytuya, en loş olan bölgeye konulsun, ışıklandırmalı ona göre ayarlansın diye. Ben de o olaydan esinlenerek bugün şuraya dükkanların önünde kullanılan tenteler var ya dostlar, o tentelerde kullanılan kumaş parçası vardı elimde. Ben de buraya böyle çadır gibi bir şey yaptım. İçine de böyle yukarı değil yere şey koydum. Şöyle biraz aydınlatmaya çalışayım. Karanlık oldu burası. Bakalım aydınlatmaya çalışabileceğiz mi? Yo, sanırım kameranın yeterli olmuyor. Evet, şu an biraz görünüyor galiba. Evet, gördüğünüz gibi böyle yere koydum ben bu şeyleri. Kasaları ki denemek istedim. Ve yürüttüğüm fikirde iyi oldu. Çünkü bunlar da buraya koyduktan sonra artık yere yumurtlama olayı sıfıra indi diyebilirim. Son 2-3 gündür ortalama 100 yumurta alıyorum. Son 3 gündür de sadece bir tane yerden şey aldım, yumurta aldım. Bazı tavukların gözü yükseklerde, bazıları da böyle hiç yukarılara çıkmak istemiyor sanırım. Hatta şu anda içeride bir tane şey var, tavuğumuz var ama tabi kameranın ve kümesin ışığı yeterli olmadığı için şu an o görüntü burası bir karanlık olarak görünüyor. Ve değerli dostlar, elime geçen tüm malzemeleri tabi kolluk olarak da kullanıyorum. Bakın buraya da bu ekmek kasaları gibi kasalar vardı. Onlardan da aslında tavuklar bunlara da gayet rağbet gösteriyorlar. Kolluklarımızın durumları da bu şekilde. Tabi en önemlisi dostlar, hatırlıyorsunuz ben daha önce bu tavukçuluk işini böyle büyük bir çapta yapmadık. Tabii ki köyde 50-60 tane tavuğumuz oldu. Onlara baktık. Bizim bakma sistemimiz nasıldı? Sabah kümesin kapısını aç. Önlerine biraz yem dök. Akşam oldu mu kapat. Sularını doldur. Hani o işte su sıcaklığından tutun da kümesin boyutlarına kadar bu tür şeylerle pek ilgilenmiyorduk. Tavuklar kendi hallerindeydi. Yumurta sayısı da işte Allah bereket versin ne çıkarsaydı, ama artık bu iş bir 400 tavuklu, artık bu yumurta sektörüne, tavukçuluk sektörüne girdiğimiz için işler değişti. Ve çok şükür söylemeye çalıştığım şey, bu işe de biraz hızlı bir başlangıç yaptığımız için ilk videodan hatırlarsanız, dolayısıyla endişelerim vardı. Çünkü aklımda olan şey hep şuydu, hani bir gün gelirsin Allah göstermesin kümesin kapısını açtığında bir bakmışsın bütün tavuklar yerde yatıyor diye. Çok şükür bu zamana kadar bir tane dahi olsa kayıp yaşamadık. Yani burada mümkün olduğunca tavukların refahı ve sağlığı için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu arada ne yaptık? Zemindeki talaşları da arttırdık değerli dostlar. Talaşların ortalama kalınlığı 5 santimetreyi geçti. O şeyler vardı, tavuklarda böyle bir hırıltı başlamıştı, çoğunda vardı. Bu talaşı, yerdeki o samanı kaldırıp talaşa geçtiğimde ve şey kalınlığını arttırdığımda artık o aksırmalar, tıksırmalar da ilaç dahi kullanmadan geçti diyebilirim. Diyebilirim dedim çünkü ben yine veteriner desteğiyle şeyleri, bir antibiyotik onlara kullandım. Tabi tedavi dozu değil de tedbir dozu, koruma dozu olan var. O şekilde kullandım. Ve tavuklarımızın şu anda gayet sağlıkları yerinde. Şimdi dostlar, bir de şöyle bir şey taktım kümese. Birçoklarınız bilirsiniz. Buna ne diyorlardı? Tremer mi diyorlardı? Arkasında bunun Türkçesi de yazıyor. Hemen çevirip bakıyoruz. Mekanik zaman saati. Evet dostlar, bu gerçekten çok iyi bir şeymiş. Şöyle söyleyeyim, gerçi ben bunu hani dakikası dakikasına şey yapsın, ışıklar yansın ve sönsün diye taktım, ama yine de ben tabii sabah 6'da ışıklar yanmış mı diye geliyorum, kontrol ediyorum.
Zaten akşam mesai saatimiz ne zaman bittiği belli olmadığı için hep buradayız gün içerisinde. Işıklar söndükten sonra da burada olduğumuz için onda problem yok. Artısı hayvanların strese girmemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de işte bu aydınlatmanın saati saatine, dakikası dakikasına olması gerektiğini söyledikler için bu cihazla bu işi dakikası dakikasına halletmiş oluyoruz. O işime yaradı. Yoksa hani o cihazı taktım diye biraz daha fazladan istirahat edemiyorum maalesef. Çünkü cihaza çok fazla güvenmiyorum. Acaba yaktı mı? Acaba söndürdü mü? Diye mutlaka şey yapıyorum. Kontrol ediyorum. Başka neler yaptık değerli dostlar? Başka kümesle alakalı bir şey yapmadık. Değişiklikler bunlardı. Dediğim gibi yani bu şeylerin çatı işleri falan bizi bayağı bir şey yapıyor. İş yoğunluğu var. Şöyle söyleyeyim yani çatıya ben çıkıyor muyum? Tabii ki çıkmıyorum ama ustalara biliyorsunuz lojistik destek gerekiyor. İşte malzemesiydi, şuydu, buydu. Onlarla ilgilendiğim için bir koşuşturmacam var burada. Bir taraftan da onların geçtiği yerleri temizliyorum. Dolayısıyla videonun en başında söylediğim gibi çok da fırsat olmamıştı kamerayı açmaya. Hepinize ilginiz alakanız için tekrar teşekkür ediyorum dostlar. Burada gördüğünüz gibi devam etmeye çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakın şu bacaları görünce hemen bunlardan da bahsedeyim. Bu ahırımızda biliyorsunuz dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Bu şekilde havalandırmalar yapılmış ilk başta. Kuş yuvası mı diyorlar bunun tarzına, öyle bir şey. Belki bazı iklimlerde, bazı yörelerde çok uygun olabilir ama bizim buraya uygun değil bu tarz havalandırma. Çünkü dostlar burada inanılmaz rüzgarlar esiyor. Çok da soğuk rüzgarlar esiliyor. Hatta yani bugüne kadar benim görmüş olduğum rüzgarların böyle sert ve soğuk olmasına rağmen çok daha aşırı rüzgarların burada olduğu söyleniyor. Dolayısıyla oradan böyle rüzgar olduğu gibi ahırın içine esiyor. Burada inanılmaz soğuk rüzgarlar esiyor. Yani burası bir buzhane gibi oluyor ahırın içi. Şeyde rüzgarlar estiği zaman. Bakın hemen göstereceğim çünkü burayı evet tam altında duruyormuşum. Daha önce kullananlar da zaten bu iş öyle olmadığı için bakın burada çuvallarla onun karşılığında olan şeyi kapatmışlar. Çünkü inanılmaz soğuk oluyor. Biz de ne yaptık? Çatıyı onarırken bu tür hazır satılan şeyler var. Bacalar var. Bunları sırayla ustalara çatıya taktırıyoruz. Bunlar daha iyi olacak diye ümit ediyorum. Ne yapacak bacalar? İçerideki havayı dışarıya çekecek ama rüzgar olmayacak. Şimdi evet bizim dostlarımız biliyorsunuz Fişek ve Moka da buradalar. Şimdi onları bağlı tutuyorum mecburen. Geceleri salıyorum Fişek dahil. Biliyorsunuz o genelde serbestti. Hiç de alışkın değildi şey yapmaya, bağlanmaya. Ama son iki gündür pek sesi çıkmıyor, artık kabullendi. Çünkü değerli dostlar her ne kadar ustalar çatıda çalışıyor olmuş olsalar da işlerinin gereği bazen aşağı inmek zorunda kalıyorlar. Malzemeydi şuydu buydu. Şimdi bazı ustalar köpekten çok korktukları için onların ayaklarının altında dolaşmasınlar. Bir de kafalarına oralarına buralarına malzeme düşerler diye hem ustalarımızın hem can dostlarımızın güvenliği açısından, can sağlığı açısından onları bağlıyorum. Ve şöyle neye sıra geldi? Güvercinlerimize sıra geldi değerli dostlar. Şöyle güvercinlerimizi de göstereyim size. Artık günde ortalama 1-2 saat kuşlarımızı uçurmaya başladık. Şimdi hatta şu an bu dış kapımız kapalı ama yukarıdaki cam açık. Kuşları uçurduktan bir süre sonra hemen 1-2 saat sonra bunları toparlayamadığımız için kendileri gelip girsinler diye üst pencereyi açık bırakıyorum. Onlar akşam olmadan içeri giriyorlar. Hatırlarsanız önceki videolarda yumurtalardan böyle yeni yavrulardan bahsetmiştik. Değerli dostlar o yumurtaların hemen hemen hepsinden yavrularımız çıktı. Hatta bir defasında
o yavrunun yumurtadan çıkma anına dahi denk geldim. O mucizeye tanık oldum. Benim için çok heyecan verici, aynı zamanda keyifli bir andı. Şöyle hemen şeyi çeviriyorum. Işık karşıdan gelince böyle işte problem oluyor görüntüde, ama şu tarafa doğru geçeyim. Yavrularımız da iyice palazlandı. Tabii dostlar, bu yavrulardan kaybettiklerimiz de oldu. Efendime söyleyeyim, o yumurtalardan boş olanlar, yumurtadan hiç yavru çıkmayanlar da oldu. Tabii bu işin doğasında bu var. Yani bazı yumurtalar tamamen hiç döllenmemiş oluyor. Bazısı yavru oluşmuyor. Kimisi yavru çıkamadan ölüyor veya doğduktan hemen sonra ölüyor. İnsanlar gibi hayvanlar aleminde de bu tür şeyler var. Ama genel itibariyle kuşlarımızın keyifleri yerinde, o guguklama seslerini falan duyuyorsunuz. Özellikle son birkaç gündür de havalar çok güzel gittiği için uçuyorlar da, onları dışarı salma fırsatımız oluyor. Dolayısıyla kümesimizde de, kuş kümesimizde de her şey yolunda. Hatta değerli dostlar, hatırlarsanız ilk yumurtalarımızı ve o yumurtalardan çıkan ilk yavrularımızı paylaşmıştık. O yavrular bakın şu an ne hale geldi. Bir tanesi şu baskanın yanında duran şu. Diğeri de 3 tane vardı onlardan. Ama maalesef bu sabah itibariyle bir tanesi maalesef kaybettik. Bakın diğeri de şu. O olması lazım. O kadar büyüdüler ki artık bir anaç güvercin boyutlarına çok yaklaştılar. Evet, o olması lazım. Gagasından belli yeni kuş oldu. Böyle kocaman oldular. Artık yavaş yavaş uçmaya da başladılar. İnsan böyle tabii, onlar yumurtadan çıktılar. Böyle bir serçe parmağı kadar yavru halindeydiler. İşte büyüdüler, palazlandılar. Hatta yavaş yavaş uçmaya da başladılar. Bu inanılmaz bir keyif arkadaşlar. Tabii sadece bu güvercinler için değil, tavuklar için de aynı şey. Koyun olur, inek olur. Yani bir emek veriyorsunuz, o canlılarla bir etkileşim halindesiniz ve onlar ürüyorlar, yeni yavrular dünyaya getiriyorlar. Bir mucize gibi yeni bir yavrunun dünyaya gelmesi ve ona tanıklık ediyorsunuz, emek veriyorsunuz. Onlar da büyüyorlar ve onlar da bir anaç haline geliyorlar. Bu böyle kelimelerle tarif edebileceğim bir mevzu değil değerli dostlar. Yani köy hayatını, çiftlik hayatını, hayvanlarla birlikte yaşama hayalini kuran tüm dostlarım için dua ediyorum. İnşallah sizler de bir an önce hayalini kurmuş olduğunuz köy hayatına, çiftlik hayatına, hayvanlarınıza kavuşursunuz. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi işlerimiz elimizden gelen tüm hızıyla devam ediyor. Hava da neredeyse kararmak üzere, ama hava kararmadan önce benim yapmam gereken işlerim var. Acil yapmam gereken hatta işlerim var. Onları tamamlayabilmek için kamera kapatmam gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız ve göstermiş olduğunuz o manevi destek için de hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu videoyla kanalımızda tanışan arkadaşlarımız, aramıza katılan dostlarımız olduysa onlara da hoş geldiniz diyorum. Abone olun, beğeni yapın lütfen. Desteğinizi esirgemeyin. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.